bir kalbin kırılıp parçalanması şimdiye kadarki en gürültülü sessizliktir. Carol Bryant. Tarih 23 Mayıs 2012 idi. Bir perşembe günüydü. 21 yaşındaki Nicola Furlong heyecanlıydı. Çünkü bir zamandır sabırsızlıkla beklediği konser o geceydi. Nicola, Japonya'nın Tokyo kentindeki Nicki Minaj konserine gitmeyi planlıyordu. Bileti vardı, bir arkadaşıyla oraya gidecekti. Aslen, İrlanda'nın Wexford eyaletindeki küçük bir kasabadan geliyordu. Ama Dublin Üniversitesi'ndeki eğitiminin bir parçası olarak Japonya'da okuyordu. 4 yıllık lisans eğitimi alıyordu ve 3. yılındaydı. Bu program, farklı bir ülkede okuyan öğrencileri içeriyordu. Nicola, Ekim 2011'den beri Japonya'da Takasaki Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenciydi. Yalnızca 2 ay sonra İrlanda'ya dönecekti. Japonya sevmesine karşın evine dönmek için sabırsızlanıyordu. Ama o gece sabırsızlıkla beklediği yalnızca tek bir şey vardı, o da konserdi. Ebeveynleri Andrew ve Angela, kardeşleri Andrea ve Hannah onun ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorlardı. Konserin nasıl geçtiğini öğrenmek için bir sonraki sabah ondan bir telefon almayı bekliyorlardı. Ama o telefonu hiçbir zaman almayacaklardı. İrlanda'da sabah 8'den hemen sonra Nicola'nın ailesinin yaşadığı yere polis memurları geldi. Kapıyı onlara babası Andrew açtı. Polisler Andrew'a kızının öldüğünü bildirdiler. Peki Nicola nasıl ölmüştü? O günün erken saatlerinde Japonya'daki bir otelin misafiri odalardan birden gelen gürültü konusunda şikayette bulundu. Personellerden birisi söz konusu odaya gitti. Orada yerde baygın bir halde yatan Nicola ile yanında bir adam buldu. Nicola hemen hastaneye kaldırıldı ama kısa bir zaman sonra öldüğü açıklandı. Nicola ile beraber odada bulunan adam 19 yaşındaki ABD vatandaşı Richard Hintz'ti. Hem Richard hem de 23 yaşındaki ABD vatandaşı James Blackston tutuklandı. Richard cinayetle, James ise cinsel saldırıyla suçlandı. Nicola'nın arkadaşına cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. Savcılık, Nicola ve dostunun o gün planladıkları gibi Nicki Minaj konserine gittiklerini, ardından yaşadıkları yere gelmek için tren istasyonuna gittiklerini iddia etti. Ama oraya vardıklarında Richard ve James ile tanıştılar. Richard, Memphis'te profesyonel bir müzisyendi. James ise Los Angeles'ta profesyonel bir dansçıydı. O günlerde Japonya'da turnesi vardı. Nicola ve dostu geri dönmeyi hedefliyorlardı. Ama Richard ve James onlara ısrar etti ve kendilerine katılmasını istediler. Grup anlaşmaya vardı, hep beraber bir bara gitti. Orada birden fazla içki içtiler. Savcılık, iki kadının bardayken uyuşturulduğunu iddia etti. Güvenlik görüntüleri mahkemeye gösterildi. Görüntüler bir taksinin içerisinden çekilmişlerdi. Richard, James, Nicola ve onun dostu taksideydiler. O anlarda görüntülerin içeriği onların gerçek niyetlerini ortaya çıkartıyordu. Nicola ve dostu taksinin arka koltuğunda bayılmış gibi görünüyordu. Kayıt altında olduklarını fark etmeyen James, taksinin arka koltuğundaki Nicola'nın arkadaşına cinsel saldırıda bulundu. Richard ve James'in görüntülerde konuştuğu duyulabiliyordu. Richard şunları söyledi. Bu kızlar kucağımıza düştü. Onları bu halde tutmalıyız. James şu yanıtı verdi. Onlarla birlikte olacağız ve sonra onları o odada bırakacağız. Bu anlarda iki adam anlaşmaya vardılar. Tokyo'daki Keio Plaza Oteli'ne vardıklarında Richard ve James'in yardıma ihtiyaçları vardı. O anlarda kızların bilinci yerinde değildi. Yürüyemiyorlardı. Otelden tekerlekli sandalye ödünç alındı, kızlar otelin lobisine kadar taşındı. İki personel Nicola'nın Richard'ın odasına taşınmasına ve yatağına yatırılmasına yardım etti. İddia makamı, Nicola'nın Richard'ın odasındayken Richard'ın ona cinsel saldırıda bulunduğunu, bu anlarda Nicola'nın bilincinin yerine geldiğini iddia etti. Nicola onu durdurmayı denedi. Hayatı için mücadele verdi. Ama sonunda bu olay onun boğularak öldürülmesiyle sonuçlandı. Otopsi yapan doktor, Dr. Kenichi Yoshida ifade verdi. Mahkemeye,
ölümün havluyla veya bağla boğulma sonucunda meydana geldiğini ifade etti. Şöyle diyordu. Kurban boğulduğu esnada hala nefes alıyordu. Kalbi hala atıyordu. Doktor Yoshida, otopsinin birçok yerde iç kanama gösterdiğini ifade etti. Boynunda 5 cm genişliğinde bir iz vardı. Buna bir bağ sebep olmuştu. Mahkemede şunları ifade etti. Çabuk ölmedi. Dakikalarca sürdü. Büyük bir sıkıntı içerisinde öldü. Nikola'nın bedeninde muhtemelen bağı çıkarmaya çalışmasından kaynaklanan çizikler, izler, sıyrıklar vardı. Richard'ın onu boğmasını engellemeye çalıştığına inanıyorlardı. Başka herhangi bir ölüm sebebi bulunamadı. Doktor mahkemede şöyle dedi. O yalnızca ölmedi. Vahşi bir cinayete kurban gitti. Doktor Yoshida, Nikola'yı boğarak öldürmek için sarılmış bir havlu veya bir giysi parçası gibi yumuşak bir nesnenin kullanıldığını anlattı. Boğulmanın birkaç dakika süreceğine dair bazı kanıtlar sundu. Nikola'nın DNA'sı otel odasındaki bir avluda Richard'ın kolsuz bluzunda mevcuttu. Ölümüne uyuşturucu ve alkolün sebep olduğu savunmanın bir ifadesiydi. Richard onu boğduğunu itiraf etti. Ancak baskı o kadar azdı ki onun ölümüne sebep olmamalıydı. Nikola'yı yasaklı madde bağımlısı, başı boş bir insan olarak göstermeyi denediler. Nikola ve dostu tren istasyonundaki iki adama yaklaşmış, onlara İngilizce bilip bilmediklerini sormuşlardı. Richard ve James'in kadınlarla cinsel açıdan ilgilenmediklerini ancak nazik olmak için onları bir bara davet ettiklerini iddia ettiler. Dördü hep beraber bara gittiler. Nikola ile dostu birden fazla içki aldı. Sonra yarı baygın bir hale geldi. Richard mahkemede ahlaki olarak onları bu durumda barda bırakamayacaklarını anlattı. Bu nedenle kızlar otellerine geri dönsünler diye bir taksi ayarlamışlardı. Richard otelde Nikola'nın uyandığında cinsel açıdan saldırgan olduğunu iddia etti. İddiasına göre kendisinden sert bir birliktelik istemişti. Ama Richard onunla beraber olmayı reddetti. O andan sonra kız ona bağırdı. Richard mahkemeye şunları anlattı. Sağ eliyle sağ kolumu tuttu. Kolumu bedenin üst kısmına doğru çekiyordu. Bu da onun niyetinin ne olduğu konusunda kafamı epey bir karıştırdı. Benim anladığım sert bir birliktelik istiyordu. Richard yanında kondom olmadığından dolayı onunla ilişkiye girmek istemediğini anlattı. Ama polisler ceketinin cebinde kullanılmamış bir kondom buldular. Richard mahkemede şunları söyledi. O anlarda boynuna bastırdım. Önce yüksek sesle bağırıyordu ama sonra yavaş yavaş sesi kesildi. Anormal bir şekilde nefes aldığını duyduğumu hatırlıyorum. Bağırmasını engellemek için ama aynı zamanda da daha önce kendisinden bunu yapmasını istediğinden dolayı onu memnun etmek için boynuna bastırdığını anlattı. Boynuna 30 saniye boyunca bastırdığını itiraf etti. Ancak ekiplere verdiği ilk ifadede bunun 2-3 dakika sürdüğünü söylemişti. Richard'dan ifadesi esnasında Nikola'dan Nicky olarak bahsetmeyi bırakması istendi. Nikola'ya hiç kimse Nicky diye hitap etmezdi. Ailesi ve dostları ona Nick veya Nikola diyorlardı. İddia makamı ondan Nikola'nın kanının neden otel çarşafında olduğunu açıklamasını talep etti. Richard mahkemede beraber oldukları esnada Nikola'nın kan kustuğunu anlattı. Nikola'nın kan kustuktan sonra beraber olmaya devam etmek istediğini iddia etti. Onu eliyle boğmasının ölümüne sebep olmadığını söylüyordu. Savunma, Nikola'nın yasaklı madde kullandığını, uyluklarındaki iğne izlerinden bunun açıkça anlaşıldığını iddia etti. Ama savcılık bunu yalanlıyordu. Öldüğü gece kaldırıldığı Tokyo Tıp Üniversitesi Hastanesi'nde acil durum doktoru olan Dr. Kenta ifade verdi. Mahkemede Nikola'nın uyluklarında 9 iğne izi bulunduğunu, çünkü stajyer doktor olan meslektaşlarının Nikola'nın bedeninden kan örneği almayı birkaç kez denediğini ama başarısız olduklarını anlattı. Sonunda başka bir doktor görevi devraldı. Bir örnek alana kadar birden fazla kez deneme yapması gerekti. Nikola'nın uyluklarındaki iğne izlerinin sebebi buydu. Mahkemede bir hastanın kalbi pompalamayı bıraktığında kan örneği alacak bir yer bulmanın zor olduğu anlatıldı. Doktor Ayda, Nikola'nın hastaneye saat 3 civarında geldiğini ifade etti. Kalp masajı, akciğer kompresyonu ve adrenalin enjeksiyonu yaparak onu hayata döndürmeyi denediler. Bunlar işe yaramayınca boğazına bir tüp soktular. Ancak artık çok geçti.
Nikola yalnızca 5 dakika sonra hayatını kaybetti. Mahkemede Nikola'nın kanında bazı yasaklı maddelerin olduğu anlatıldı. Onlardan biri lidokaindi. Hayatını kurtarmak amacıyla solunum yoluna konulan bir tüpün üzerine bir jel konuldu. Kanındaki Xanax seviyesi düşüktü. İrlanda'dayken Japonya'ya gitme konusunda endişeli olduğundan Xanax reçete edildi. Sakin kalmasına yardımcı olmak için bunu kullanıyordu. Savcılık mahkemeden Richard'a 10 yıl ceza verilmesini istedi. Cinayetin işlendiği esnada Japon yasalarına göre reşit değildi. Davanın başsavcısı olan Horikoshi, mahkemeye Richard'ın pişmanlık göstermediğini, Nikola'yı ahlaksız biri olarak göstermeyi denediğini, bu da onun onursuz olduğunu gösterdiğini ifade etti. Mahkemeye ölüm cezasını hak ettiği söylendi. Ama Japon kanunlarına göre reşit olmadığından dolayı ancak hapis cezası alabilirdi. Tokyo Bölge Mahkemesi Richard'ı 5 yıl sonra serbest bırakılma ihtimaliyle en fazla 10 yıl cezaya çarptırdı. Toplamda 9 yargıcın yer aldığı jüri heyeti cinayetin vahşi ve saldırgan bir nitelikte olduğunu anlattı. Richard'ın olaya ilişkin anlatımının kesinlikle inandırıcı olmadığını ifade ettiler. Yargıç Masaharu Asiwaza şunları söyledi. Çocuk suçlarında ceza verme eğilimi ölüm cezasını ya da müebbet cezasını seçemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Duruşma boyunca Nikola'nın annesi gözlerini Richard'dan bir kez bile ayırmadı. Richard mahkemede onlara seslendi. Bugün gözlerinize ölü gibi bakıyorum. Kızınızın acı çekmediğini söylüyorum. Kalbinizi daha fazla kırmak istemiyorum. Bayan Furlong, sizi ağlarken görmek gerçekten de kalbimi acıtıyor. Richard onlara Nikola'yı barda yarı baygın halde bırakmayı reddederek ona yardım ettiğini anlattı. Onlar için dua ettiğini ifade etti. Onlara Tanrı konusunda aynı inancı paylaşmalarından memnun olduğunu anlattı. Tanrı'yı hiç görmemiş olsanız bile ona inanmanız iman gerektirir. Dolayısıyla benim ağzımdan çıkan bu sözlere inanmak da aynı imanı gerektirir. Cezasının bir kısmı olarak Richard'a Japon cezaevinde ayda 5000 yen karşılığında sessizce çalışması gerektiği ifade edildi. Richard 5 yıl yattıktan sonra Japon yetkililer onu serbest bırakmayı reddettiler. 5 yıllık bir ders ve mülakat rejimi geçirmesine rağmen rehabilite edilmediğini söylüyorlardı. Cezaevinde onun dahil olduğu program cinayetle ilgili pişmanlık duygusu yaratmak için tasarlanmıştı. Ama cezasını çekerken sergilediği tavırlar sebebiyle yetkililer onun pişman olmadığını söylüyorlardı. James Blackstone ise Nikola'nın arkadaşına saldırmaktan 3 yıl ceza aldı. Cezasını çektikten sonra serbest bırakıldı. Nikola'nın cenazesindeki rahip şunları söyledi. Nikola her zaman hayatımızın merkezinde olacak. İyi olan her şeyin yanında yer alacak. Bizden alınmasına özellikle üzülüyoruz. Bu hayat bizi daha trajik ve şiddetli bir şekilde sınayacaktır. 21 yıllık hayat göz açıp kapayıncaya kadar sona erecek. Hepinizin tanıdığı, sevdiği Nikola'nın çok fazla yeteneği, çok fazla enerjisi, çok fazla insaniyeti vardı. Bu yüzden yalnızca bir can kaybetmedik. Onun gelecekteki başarılarını da kaybettik. Stanley Scott Stations, bir Colorado grubu olan The Movers and Shakers'da yetenekli bir trompetçiydi. 54 yaşındaki Scott, bölgede iyi tanınıyordu. Müzik ve şarkı söylemek onun hayatıydı. Ama aynı zamanda hayvanları da seviyordu. Kendi resim atölyesine sahipti. Nazik ve ilgili bir erkekti. Heather, yerel bir lokantada yönetici, çalışmadığı zamanlarda ise el işi yapmayı ve dikiş dikmeyi seven, dekorasyon yapmaktan ve yemek yapmaktan zevk alan bir kadındı. İnsanlar bu ikiliyi birbirine yakıştırıyorlardı. Üç çocuk annesi Heather Frank, bir gece mekan çıkışında sevdiği ve takdir ettiği Scott'la tanıştı. Heather yeni bir ilişkiden çıkmıştı. Eski sevgilisi Kevin, kaba, nezaket yoksunu ilgisiz bir adamdı. Scott ise onun tam tersiydi. Kocaman bir kalbi vardı, nazik tavırlarıyla Heather'ı etkiliyordu. Scott, sevgilisini ilk sıraya koyan bir aşıkken, Heather'ın eski sevgilisi Kevin, içki sorunlarıyla boğuşan, ailesi tarafından terk edilen sorunlu bir isimdi. Önce evden, sonra da kalplerinden attılar. O andan sonra Kevin, kalacak yer
ve hayatını idame ettirmek için bir işe ihtiyaç duyar hale geldi. İkisini de başaramayınca kontrolden çıktı. Hayatına birçok kadın girip çıkmıştı. Her ilişki sonrasında öfkesi daha da arttı ve öfke sorunları yaşayan, mental sağlığı yerinde olmayan tehlikeli bir insan oldu. Heather'la beraberken bir tartışma sonrasında Heather'ın saçlarını çekti. Heather onu durdurmayı denedi ancak Kevin ona tehditler savuruyordu. Heather'ı tanıyanlar onun Kevin yüzünden perişan bir halde olduğunu görebiliyorlardı. Nereye giderse gitsin ona bilgi vermek zorundaydı. Nereye ve kimle gittiğini söylemediği an şiddete maruz kalıyordu. Sonunda Heather, Kevin'dan kurtulmayı başardı ve karizmatik Scott'la tanıştı. 8 Şubat 2020'de ilk randevularına çıktılar. Akabinde Heather'ın evinde bir araya geldiler. Aşkları filizleniyordu. Sadece 2 gün sonra çifti tanıyan herkes hayatlarının şokunu yaşayacaktı. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Tarihler 9 Şubat'ı gösterdiğinde Heather'ın yakın bir dostu saatlerdir Heather'a ulaşamıyordu. Heather en son babasıyla konuşacağını söylemiş ama bir daha geri dönüş yapmamıştı. Evinde olmadığı düşünülüyordu. Telefonu kapalıydı, işe gitmemişti ve onu tanıyan hiç kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Dostu polislere haber verdi. Yetkililer Heather'ın evine gittiler ve mobil izleme yoluyla onun kat ettiği yolları izlediler. Heather'ın evine giden ekibi ön girişin hemen yanında kan izleri karşıladı. Ekipler Heather'ın hayatını mercek altına aldıklarında göze çarpan tek bir isim olduğu fark edildi. Eski sevgilisi Kevin. Eski sevgilisi Kevin, şiddete eğilimli sorunlu bir isimdi. Bir ekip bilgi almak için Scott'ın evine doğru yola koyuldu. Ekipler eve vardıklarında evde kimse yoktu. Scott neredeydi? Komşular onun dün gece eve gelmediğini anlattılar. Scott'ın bir yakınıyla buluşması gerekiyordu. Ama Scott buluşma yerine gitmedi ya da gidemedi. Yetkililer evin içerisinde kısa bir arama yaptılar. Cüzdanı, telefonu ve anahtarı hariç evde eksik bir şey yok gibi görünüyordu. Yani bu planlı bir ayrılış değildi. Evi ne zaman terk ettiyse saatler sonra geri dönmek için terk etmişti. Ama bir nedenden bunu yapamadı. Scott'ın oğlu babası için endişe duyuyordu. Ekiplere babasıyla olan son görüşmesini anlattı. Onu en son sabah saatlerinde gördüm. Gayet iyiydi. Bana sevgilisi Heather'dan bahsetti. Akşam onunla olacağını söyledi. Sonra bir daha babamdan haber alamadım. Ruh hali iyiydi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Aksine son aylarda çok mutluydu. Gelecek hakkında beklentilerini anlatıyordu. 10 Şubat 2020'de bir kar küreme aracı sürücüsü Larimer ilçesinde bir endekte yanan bir şey olduğunu gördü. Ve de neyin yandığına bakmak için hendeğe doğru yürüdü. Eğer bunu yapmamış olsaydı, içindeki cansız beden ve ona dair tüm izler muhtemelen sonsuza kadar yok olacaktı. Sürücü ağır adımlarla ateşin kaynağına doğru yürüdü. Hendeğe vardığında yanan cismi bir insan bedenine benzetti. Adam hemen polislere haber verdi. Ekipler dakikalar sonra ilgili adrese geldi. Sürücü haklıydı. Bu şey bir insan bedeniydi ve yakın bir zaman önce birisi onu buraya getirmiş ve alevlere teslim etmişti. Yetkili isimler kontrollü bir şekilde ateşi söndürdüler. Otopsi raporuna göre bir bıçak yardımıyla bedende derin kesikler açılmıştı. Günler sonra onun Heather'ın yeni sevgilisi Scott olduğu öğrenildi. Basın, Scott'ın ölüm haberini şu satırlarla verdi. Trompetçi Scott Sessions'ın bedeni bir dağın yamacındaki yolda için için yandı. Bir soruşturma, 3 potansiyel şüpheliyi ve de başka bir cansız bedeni ortaya çıkaracaktı. Ancak şu anda bir mahkum olan şüpheli gerçek katili ortaya çıkarabilir. Scott bulundu. Peki ya Heather, o neredeydi? Artık ekiplerin ulaşması gereken tek bir isim vardı. O da Heather'ın sorunlu sevgilisi Kevin'di. Acaba bütün bu trajedinin sebebi o muydu? Hasta, şiddete eğilimli bir isim olduğu biliniyordu. Ancak bu kadar ileri gitmiş olabilir miydi? 16 Şubat'ta ekipler bir ipucu yakaladı. Kevin'in eski bir işverenine ait olan kırsal bir mülke gitmiş olabileceği düşünülüyordu. Bir ekip hemen ilgili adrese gitti. Daha mülkün yakınlarına geldiklerinde ileride dumanlar yükseldiğini fark ettiler. Ekip mülke girdi, az ileride içinde hala ateş olan bir kütüğün yanında insan kalıntılarına benzer şeyler vardı. Ateş söndürüldü, ilgili kanıtlar alındı ve laboratuvara gönderildi. Günler sonra onun Heather olduğu açıklandı. O Heather'ın bedeniydi. Yakın mesafeden ateşlenen bir kurşun onu kalbinden 2 kez vurmuştu.
Ekipler mülke gittikten saatler sonra Kevin bir benzin istasyonunda aracına benzin doldururken bulundu. Çok rahattı, sakin ve duygusuz. Ekiplere hiç itiraz etmedi. Uysal bir koyun gibi arabaya bindi. Aracın içerisinde ona birkaç soru yönelttiler. Heather ve Scott'ı sen mi öldürdün? Başka bir yerde daha bu işlemi yaptın mı? Sana yardım eden bir suç ortağın var mı? Kevin hiçbir soruya yanıt vermedi. Başını eğdi ve yolu seyretti. Artık onun fail olduğu aşikardı. Acaba benzin istasyonuna gelme sebebi ateşe benzin eklemek miydi? Benzin alıp mülke geri dönecek, Heather yakmaya devam mı edecekti? Kevin'ın cebinde Heather'ın vurulduğu mermilerle eşleşen mermiler vardı. Heather Frank'in oğlu Alexander yaptığı açıklamada şunları anlattı. Annem Heather, annemden daha da fazlasıydı. O benim en iyi arkadaşımdı. Birlikte sahip olduğumuz anıları sonsuza kadar yaşatacağım. Onu her gün özlüyorum ve her gün özlemeye devam edeceğim. Kevin sorgusunda Heather'la yeniden bir araya gelmek için çaba gösterdiğini, onu sevdiğini ancak sürekli reddedildiğini anlattı. Bir gece evine habersiz gitti. Sorguda Kevin inandırıcı olmayan birçok şey söyledi. Kevin, o gün yeniden beraber olma isteğimi Heather'a iletmek için evine gittim. Eve vardığımda perişan bir haldeydi. Scott'ı öldürmüş ve çaresizce benden yardım istiyordu. Ondan kurtulmasına yardım ettim. Scott'ı ben öldürmedim. Heather'ı seviyorum. Onu da ben öldürmedim. Ağzından dökülenler, çaresiz, hasta bir adamın son çırpınışlarıydı. Anlattıklarının herhangi bir gerçekçiliği yoktu. Elbette polisler bu ifadeyi bir saçmalık olarak gördüler. Muhtemelen Kevin, son bir şans istemek için Heather'ın evine gitti. Biraz sonra aynı eve Scott da geldi. Scott geldiğinde Kevin ona saldırdı. Heather, Kevin'ın olayı örtbas etmesine yardım etmedi. Aksine ona direndi. Hal böyle olunca Kevin, gerisinde bir tanık bırakmak istemedi ve Heather'ı öldürdü. Kevin iki ölümden sorumlu tutuldu. Ancak COVID-19 salgını ve karmaşık birçok yasal işlem sebebiyle davası 2 yıl beklemek zorunda kaldı. Heather ve Scott'ın aileleri adaleti bekledi. Savcılık olayın güç, kontrol, zorlama ve intikamla alakalı bir suç olduğunu ifade etti. Kevin, hayatı darmadağın olduğunda Heather'ın mutlu olmasını içine sindiremedi. Onu kıskandı. Mahkemede Kevin'ın ilişkisi esnasında ruh halinin çok değişken olduğunu, Heather'ı birçok kez istismar ettiğini, onu korku yoluyla dizginlediği belirtildi. Kevin'in avukatları, Heather'ın Scott'ı öldürdüğünü, Kevin ve bir arkadaşının yardımıyla olayı örtbas ettirdiğini iddia etti. Daha sonra Kevin olay yerinde yokken ona yardım eden arkadaşı paniklemiş ve Heather'ı öldürmüştü. Ekipler failin hasta ruhlu eski sevgili Kevin olduğunu eminlerdi. O yüzden başka bir olasılığın peşine düşmediler. Zaten iddiaların herhangi bir mantık temeli yoktu. Hayatının aşkını bulan bir kadın neden onu öldürsün ki? 2022'nin Temmuz ayında Kevin'in davası başladı. 3 haftalık bir duruşmanın ardından Kevin suçlu bulundu. 2 birinci derece cinayet ve delilleri tarif etmekte suçlandı. 2 müebbet cezası ve 27 yıl hapis cezası aldı. Kevin'a şartlı tali imkanı verilmedi. Michael Sweet'in çocukluğu, annesi ve babası arasındaki kavgalar sebebiyle kötü geçti. Annesi Marlin sürekli içki içerdi. Babası Roger, annesine karşı sık sık şiddetli ve tacizci bir davranış sergiliyordu. Michael, babasının annesini duvarlara ittiğini, hatta ona bir kez silah doğrulttuğunu hatırlıyordu. Babası Roger Sweet'in ahlaksızlığı, herhangi birisinin en çılgın hayallerinin bile ötesine geçebilirdi. Roger ve Marlin Sweet, Michigan Farmington'da oğulları Michael'ı büyütüyorlardı. Çiftin çalkantılı bir ilişkisi vardı. Roger, karısına sık sık şiddet uyguluyordu. Marlin'in yüzünde ve kollarında sık sık morluklar oluyordu. Oğulları, annelerinin beni incitmeyi bırak, beni boğmayı bırak dediğini sürekli duyuyorlardı. Hatta bir keresinde kadının bacağı kırıldı. Bacağı iyileşemedi. Talihsiz kadın öylece yaşamak zorunda kaldı. Haziran 1990'da Marlin Sweet'in cansız bedeni kendi banyosunda bulundu. Düşmüş ve kafasını kapı koluna çarpmıştı. Hastaneye sevk edildi, kafatası kırığıyla yoğun bakıma alındı. 6 gün sonra Marlin vefat etti. Ölümü tesadüfi olarak kabul edildi. Roger Sweet'in yoluna devam etmesi uzun sürmedi. Karısının ölümünden kısa bir zaman sonra Lizzie May Collier'la tanıştı. Lizzie yeni sevgilisinden ve de onun için yapacağı güzel şeylerden dolayı mutluydu. Lizzie'nin kız kardeşine göre Roger,
Lizzie'nin benzin deposunu doldurmak, arabasını temizlemek gibi güzel jestler yapıyordu. Lizzie'nin ailesi Roger'ı iyi bir adam olarak görüyorlardı. Çift, Michigan'ın Brownstone kasabasına yerleşti. Sonraki 16 yıl süresince evli kaldılar. 8 Ocak 2007'nin sabahında saat 10 sıralarında çiftin evine itfaiye çağrıldı. Ev alevler içerisinde kalmıştı. Kül olmuştu. Müfettişler yangında bazı şüpheli ipuçları fark ettiler. Birincisi, bahçe hortumu güvertede çalışır vaziyetteydi. Aile odasının zemininde bir benzin bidonu vardı. Bu evden birinin taşındığını düşündürten kutular vardı. Ek olarak birkaç elektronik cihaz kargaşa içerisinde etrafa fırlatılmıştı. Birden fazla cihazın kablosu kesilmişti. Sonuç olarak evde bir tür mücadele olduğu, sonunda bu yangının kundaklama faaliyeti olduğu anlaşıldı. Ancak Sweet ailesi evde yoktu. Roger Sweet yaşıyordu, gayet iyi bir durumdaydı. Yangından hemen sonra bulundu. Karısı Lizzie ise hiçbir yerde yoktu. Kayıp kişi olarak listelendi. Soruşturma başladığında ekipler evin kalıntılarından kısmen yanlış bir günlük ele geçirdiler. Günlükteki kayıtlar Roger ve Lizzie arasındaki evlilik sorunlarını ele alıyordu. Yetkililer Roger'la yangın hakkında konuşmaya karar verdiler. Roger, müfettişlerle konuşmaya istekliydi. Ekipler ona yangının nasıl çıktığını düşündüğünü sordular. Roger'ın yanıtı gayet ilginçti. Roger, yangını muhtemelen karısının çıkardığını, kendisini öldürmek istediğini, sonra da ormana kaçtığını anlattı. Roger, karısının bilgisayarını tuttuğu ofisten uzağa atmış olabileceğini, çünkü karısının internette bu kadar zaman geçirmesine kızdığını belirtti. Karısının çevrim içi bir kumarbaz olduğunu anlattı. Ekipler kısa bir zaman sonra Roger ve Lizzie'nin ayrılma ya da boşanma sürecinde olduklarını öğrendiler. Roger, soruşturma esnasında gayet işbirlikçiydi. Kundakçılık faaliyetlerini tespit eden köpekler, Roger'ın ayakkabılarından bir koku aldılar. Bunlar kanıt olarak alındı. Lizzie'nin aracında, Lizzie'nin Roger'ı sokağın aşağısındaki gerizekalıyla ilişkisi olmakla suçlayarak yazdığı bazı notlar vardı. Roger, onun bahsettiği kişiyi anlattı. Ancak bu kadınla herhangi bir cinsel ilişkisi olmadığını söylüyordu. Bununla beraber Roger'ın 19 yaşındaki zihinsel engelli kızla yaptığı bir görüşmede onunla birden fazla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ediyordu. Roger sorgulanmak üzere karakola getirildi. Ona hakları okundu. Ekipler sonunda onu yıpratmayı başardılar. Roger bu kadınla ilişkiye girdiğini itiraf etti. Evinin yanmasından sadece 4 gün sonra 12 Ocak 2007'de cinsel saldırıyla suçlandı. Roger'ın başı sandığından çok daha fazla beladaydı. Evinden alınan bilgisayarlar Lizzie'nin nerede olduğuna, ona ne olduğuna dair bazı ipuçları veriyordu. Yetkililer Roger'dan şüpheleniyorlardı. Ekipler Lizzie'ye zarar verdiğinden, evini ateşe verdiğinden şüpheleniyorlardı. Bu anlarda Roger'ın ilk karısı Marlin Sweet'in 1990'da öldüğü öğrenildi. 13 Ocak 2007'de Marlin Sweet'in ölüm soruşturması yeniden açıldı. 4 gün sonra adli tıp görevlisi Marlin Sweet'in kaza sonucu değil, cinayetten öldüğüne karar verdi. Doktor Dragovich daha sonra ifade verecekti. Marlin'in yüzünde, boynunda, kollarında, başında ve omzunda yaralanmalar vardı. Ölmeden önce korkunç bir dayak kurbanı olduğu anlaşılıyordu. Roger'ın bilgisayarına el konulmuştu. Ekipler Roger'ın yetkililere kendisine ait olduğunu, karısı tarafından kullanılmadığını söylediği bilgisayarda çocuk pornografisi buldu. Şubat 2007'de Roger Sweet bu olayla suçlandı. Yangın evini yok ettiğinden, karısı Liz kaybolduğundan beri hayatı aşağı doğru bir sarmalda görünüyordu. Nisan 2007'de ekipler Roger Sweet'in büyük olasılıkla karısının ölümüne neden olduğunu belirlemek için Marlin'in ölümü esnasında tanıyanlardan yeterince kanıt topladılar. Marlin Sweet'in ölümüyle alakalı birinci derece cinayetle suçlandı. Farmington polis şefi William Dyer basına yaptığı açıklamada şunları anlattı. Marlin Sweet'in Roger Sweet'le olan evliliği aile içi şiddetin kurbanı olduğuna, kırık kemiklerde dahil olmak üzere yaralanmalara ve nihayetinde ölümüne neden olan kafatası kırılmasına maruz kaldığına inanıyoruz diyordu. Temmuz 2007'de Roger için işler daha da kötüye gitti. O sırada henüz 16 yaşında olan zihinsel engelli bir kızı kullanarak çocuk pornografisi ürettiği belirlendiğinde federal çocuk suçlarıyla suçlandı. Lizzie hala kayıptı. Roger Sweet'e kendisine yöneltilen diğer suçlamaların korkunçluğu göz önüne alındığında karısının kaybolması hakkında bir şeyler anlatması için savunma anlaşması teklif edildi. Ancak 2008'in Ocak ayında Roger bu anlaşmayı reddetti. Roger Sweet, suçlu bulunduğu ilk cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye gitti.
Bu suçlamalardan 10'la 17 yıl ceza aldı. Daha sonra federal çocuk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve yine suçlu bulundu. Bu kez aynı anda eyalet cezasına çarptırılmak üzere 21 yıl ceza yedi. Uzun bir zaman cezaevinde kalacağını anlayan Roger, Marlin Swift'in ölümünde ikinci derece cinayete itiraz etmedi. Bu cinayetten 15 yılla 30 yıl ceza aldı. İkinci eşi Lizzie kayıp bir kişi olarak kaldı. Ailesi kanıtların olmaması sebebiyle hayal kırıklığına uğramıştı. Lizzie, siyah bir kadın olduğundan davasının hak ettiği ilgiyi görmediğini hissediyorlardı. Ayrıca Roger Swift'in onun kaybolmasıyla bir alakası olduğunu varsayıyorlardı. Lizzie'nin bir yerlerde hayatta olabileceğini umuyorlardı. Roger cezaevindeyken Lizzie'yi arama çalışmaları devam etti. Üzeri kapatılan dava Lizzie'ye ne olduğuna dair hiçbir ipucu vermiyor gibiydi. Lizzie'nin Roger'ın pornografisinden haberdar olduğu ve onunla yüzleştiği de dahil olmak üzere bazı teoriler ortaya çıktı. Yüzleşme üzerine belki de Roger onu öldürmüştü. Ardından kanıtları yok etmek için evini yaktı. 2013'te Michigan, Detroit'in yaklaşık 30 kilometre güneyinde bir kafatası bulundu. Adli ve antropolojik testler yapıldı. Diş kayıtları kayıp kişilerle karşılaştırıldı. Kafatası kaybolmasından yaklaşık 6 yıl sonra Lizzie Collier Swift olarak tanımlandı. Ancak yalnızca kafatasının incelenmesiyle ölüm sebebi belirlenemedi. Başka bir kanıt bulunamadı. Lizzie'nin ailesi onu gömebilir, nerede olduğunu bilerek en azından biraz rahatlayabilirdi. Roger Swift bir şüpheli olarak kalmaya devam etti. Ancak yetkililer Lizzie'nin davasında haksız ölümü kanıtlayamadı. Roger, diğer suçlamalardan dolayı cezaevinde kalırken Lizzie'nin davası onun öldürüldüğüne dair herhangi bir kanıt olmadan bir kez daha soğumaya bırakıldı. Ancak 2021'in Nisan ayında Roger Swift merhametli talih için başvuru yaptı. Dilekçesinde 2021'in başında reddedilen son itirazıyla tüm idari hukuk yollarını tükettiğine dair kanıtlar sundu. Görünüşe göre bu merhametli talih için dikkate alınan bir faktördü. Ek olarak kendisi COVID-19'a yakalanma açısından yüksek risk altında sokan tıbbi bir duruma sahip olduğunu iddia etti. Artık 73 yaşında olan Roger'ın kronik böbrek hastalığı vardı. Zaten bir kez COVID-19 ve hipoksit teşhisi almıştı. Bu da hastaneye kaldırılma, solunum yetmezliği ile sonuçlandı. Ayrıca atrial fibrilasyon teşhisi vardı. Ancak Roger, Moderna COVID-19 aşısını cezaevindeyken yaptırmıştı. Dilekçesinde buna rağmen hala virüse yakalanma riskinin yüksek olduğunu, eğer kaparsa ölüm riskinin yüksek olduğunu belirtti. Mahkeme, Roger'ın cezaevinden beri herhangi bir disiplin ihlali yapmadığını, örnek bir mahkum olduğunu öne sürerek merhametli talih talebini kabul etti. Roger, işlediği iğrenç suçlardan dolayı 14 yıl ceza yattıktan sonra COVID-19'a yakalanmasını önlemek için serbest bırakıldı. 2021'de cinsel suçlu olarak kayıt olma, danışmanlık alma, şartlı talih memurları tarafından izlenme ve bir bilgisayar, internet, izleme programına katılma gerektikleriyle elektronik izleme ve ev hapsiyle serbest bırakıldı. Marlin ve Lizzie'nin ölümleriyle alakalı cinsel saldırı suçlamalarını soruşturan yetkililer, yargıcın Roger'ı serbest bırakma kararından tiksindiler. Ancak yargıç Victoria Roberts şöyle diyordu. 14 yıl cezaevinde tek bir disiplin cezası bile almadı. Davranışı yasaya saygı gösterdiğini gösteriyor. Denetimli taliyede nasıl performans gösterebileceğini hepimiz göreceğiz. Yetkililer, Lizzie Collier davası üzerine çalışmaya devam ettiklerini, Roger'ın serbest bırakılması durumunda davaya yeniden bakış atacaklarını belirttiler. Birden fazla cinsel ve şiddet içeren suçlardan hüküm giymiş bir adam, yalnızca 14 yıl ceza aldıktan sonra nasıl serbest kaldı? Bu davadaki adaletin başarısızlığı hayret verici. Roger Swift tam bir belaydı. Karısını taciz etti. Büyük olasılıkla ikisini de hayattan kopardı. Birden fazla insanı gereksiz acı ve travmaya maruz bıraktı. Umarız yetkililer Roger Swift'i tekrardan cezaevine atarlar. Bu kez Lizzie May'in davasında adaleti aramak için gereken kanıtları keşfederler. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.